İki takım da çıkmadı ve milli değerlerimize sahip çıktılar. Buraya gelen bütün taraftar gruplarına da ayrıca teşekkür ediyorum bir Fenerbahçeli olarak. Kupa bence ikiye bölünmeli. Bir kısmı Galatasaray'a, bir yarısı Fenerbahçe'ye verilmeli. Yani buradayız, atamıza, milli değerlerimize sahip çıkıyoruz. Yurtta su, cihanda su demek istiyorum. Milli değerlerimize, atamıza, milli marşımıza, bayrağımıza yapılan bir saygısızlıktır. Bu yüzden bunun karşısında durmalıyız hepimiz. İki takıma da, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyorum dik duruşlarından dolayı bir Trabzonspor taraftarı olarak. Bu hepimizin ortak noktası olan değerlere saygı duymak, onları korumak, kollamak gerekiyor. Bunları bütün milletimize de söylüyorum. Bence maç oynanmadan ne kadar güzel bir şekilde dostluğun ve mücadelenin olduğunu bize öğretti, gösterdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ismi geçtiği takdirde sadece 10 Kasım'da olmadığı gibi bütün dünyada da akan suların durduğunu bize göstermiş oldu iki büyük kulüp. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Milliyetçilik adı altında ülkenin her şeyini satmaktan çekinmeyenler bu defa da İstiklal Marşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü satlığa çıkarmaya kalktılar. Neyse ki Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları buna izin vermediler. Her iki camiaya, spor camiasının tüm taraflarına çok teşekkür ediyoruz.